Gezi Parkı protestoları 11. gününü tamamlıyor. Polisin protestoculara karşı orantısız güç kullandığı haberleriyle dünya gündeminde de yer bulan protestolar Amerika'dan, Washington'dan da yakından izleniyor. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Beyaz Saray'la Dışişleri Bakanlığı sözcüleri tarafından dile getirilen polisin şiddet uygulamasından kaygılıyız mesajları Ankara'da sıcak karşılanmadı. Bunun üzerine Amerika Dışişleri Bakanlığı kaygılarımızı dile getirmekten kaçınmayız açıklamasını yaptı. Bu arada Kuzey Afrika gezisinden dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı ilk açıklamada eylemlere hemen son verin çağrısı yaptı. Daha sonra Avrupa Birliği temalı bir konferanstaki konuşmasında da Gezi Parkı eylemlerinde bir dezenformasyon olduğunu söyledi ve sosyal medyanın korkunç bir yalan kampanyası var dedi Başbakan Erdoğan. İşte Gezi Parkı olaylarını, olayların beraberinde getirdiği tartışmaları konuşmak ve buradan bakışı değerlendirmek üzere Georgetown Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Sinan Ciddi stüdyo konuğumuz bugün. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Huffington Post'taki bir makalenizden önce hareket ederek başlamak isteyeceğim. Genel olarak önce değerlendirelim istiyorum. Makalenizde demokrasi sandıkta bitmez ve bitmemeli fikrini gündeme taşıdı bu protestolar diyorsunuz. Acaba hala devam eden protestolar bunu ne kadar anlatabildi? İktidar partisine, bütün taraflara ve aynı zamanda bu mesaj alınabildi mi gerçekten? Vallahi enteresan bir dönemden geçiyor Türkiye şu anda. En azından demokrasinin algılayış açısından. Tabii ki bu mesaj ne kadar anlaşıldı, ne kadar algılandı, hangi çevrelerce hükümet olsun, protestocular olsun algılandı daha bugün bunları yaşayarak göreceğiz. Şunu söylemekte fayda var. Demokrasi açısından veya demokrasinin katılım perspektifi açısından baktığımızda üç evreden söz etmekten mümkün. Bunların birincisi 1920'lerde, 30'larda gördüğümüz sandık demokrasisi. Yani seçmen 3 veya 4 yılda bir veya 5 yılda bir sandık başına gidip oyunu verdikten sonra hükümetlere verdiği yetki çerçevesinde seçmenler geri çekiliyordu. Bundan sonraki evrede 1945'ten sonraki evrelerde katılımcı demokrasiler ortaya çıkmasıyla beraber sivil toplum örgütlerinin, sendikal hareketlerinin, toplu örgütlerin hatta bireysel taleplerin hükümet kanallarına belli bir şekilde giriş hakkı elde edip isteklerini bildirme yetkisi oldu. Son geçirdiğimiz evrede özellikle Arap Baharı'na başlayarak sosyal medyanın getirdiği yeni bir katılım felsefesi ortaya çıktı. Buna dünyada sırf Türkiye değil birçok ülke hazırlıklı değil. Yani vatandaş, birey veya gruplar illa bir sendikal hareket, illa bir sivil toplum hareketi, illa bir siyasi parti kanalı çerçevesinde taleplerini hükümete bildirmek zorunda kendilerini hissetmiyor. Ve dolayısıyla bu farklı siyasi sistemleri ve rejimleri çok büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Aslında çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Yani yeni düzende artık siyasi partiler altında toplanma gereği yok ve bu sayede de insanlar aslında Gezi Parkı protestolarını da en azından doğa konusunda kaygıları olanlar ilk başta böyle başlayarak yürüttüler. Peki Başbakan Erdoğan'ın başlangıçta kullandığı bazı yorumlar uzlaşmacı bulunmadı. Ancak Kuzey Afrika gezisinden geldikten sonra yaptığı yorum, keza bugünkü Avrupa Birliği temalı konferansta yaptığı yorumlardan sonra ne düşünüyorsunuz? Biraz daha uzlaşmacı bir hava geliyor mu acaba? Tabii şimdi hangi alana bakarsanız bakın herkes belli bir şekilde hazırlıksız yakalandı. Yani hükümet kanadından bakacak olursanız sosyal medyadan gelen talepler üzerine şiddet dolu veya barışçıl bunun nasıl algılanacağını, nasıl anlaşılacağını, nasıl proses edileceğini çok iyi anlaşılamadı. Protestocular kanadından bakacak olursanız protestocular da tabii şu anda olsun veya geçtiğimiz 11 günde olsun hareket kapasitelerini, hareket alanlarının ne kadar geniş olduğunu daha tanımlayabilmiş değiller. Yani sürekli Twitter üzerinden veya Facebook üzerinden ya da farklı kanallar üzerinden şu siyasetçi şunu söyledi, şu hükümet şunu yaptı, polis şu an şurada. Onlar kendi alanlarını daha belirleyemiş değiller. Bunun üstüne tabii Türkiye'deki basın ve uluslararası olsun, yerli basın olsun bunların nasıl davranması, kendilerinin nasıl davranması gerektiğini ölçemediler. Bunu yayınlayacak mıyız, yayınlamayacak mıyız? Bu nasıl karşılanır, nasıl algılanır? Tabii bunun üzerine bir tereddüt yaşandı. Dolayısıyla hükümet kanalından gelen açıklamalar olsun, bunun karşısındaki protestocuların verdiği karşılıklar olsun, çok iyi daha algılanmış, hazmedilmiş bir hareket çerçevesi yok kimsenin, hiçbir grubun. Aslında ilginç bir noktaya yine temas ettiniz. Ben de size tam o soruyu soracaktım. Bu protestoların beklenmedik sonuçlarından bir tanesi aslında oradaki protestocuların medya üzerinde yarattığı etkiydi. Yani medyaya aslında bu sefer protestocular haber yaptırır hale geldi. Başta medyanın görmediği protestocular. Neler öğrendi medya bundan ya da bir ders çıkardı mı sizce? Ve medyanın pek de bağımsız olmadığı fikri daha mı geniş kitlelere ulaşmış oldu bu olayla birlikte? Tabii protestocular açısından bakacak olursanız Türkiye'de mainstream, yani süregelen medya, bildiğimiz medya outletleri maalesef protestoculara göre işlevsel fonksiyonlarını gerçekleştirmediler. Çünkü polis harekatları olduğu zaman Ankara'da veya İstanbul'da veya talepler iletildiği zaman hükümet kanalına bunların belli bir şekilde temsil edilmediklerini bas bas ortaya koydular. Protestocular tabii bundan sonra uyguladığı yöntemlerden birisi de tabii yani alınan sloganları, kendi aldıkları kelimeleri, hükümet kanalından gelen eleştirilerden faydalanarak bu tür sloganları tersine çevirip muhalefet yöntemi olarak geri kullandılar. Dolayısıyla bundan ders almak mı, algılanmak değil, yani burada çok likit bir şekilde, sıvısal bir şekilde gelişen bir siyasi muhalefet kanalı gelişiyor Türkiye'de. Bu sırf Türkiye değil, dünyanın her yerine gelişmekte olan. Bu tür bir muhalefet sistemi sosyal medya üzerinden bireysel insanların kendi inisiyatifine dayanarak meydana gelen muhalefet sistemini mevcut hükümetlerin mevcut kanallarla cevap vermesi çok zor. İlginç bir nokta bu da. Bu muhalefet tabii daha çok sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, daha önce de dünyanın değişik yerlerinde örneğini gördüğümüz bir muhalefet şekliydi aslında. Bir de biraz Washington'dan nasıl algılandığına da bakalım isterim konuşmamızın bu bölümünde. Aslında baştan beri Washington'da özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne sorulan sorular ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bu konuda açıkçası sıkıştırılması üzerine onun buradaki protestocuların büyük bir bölümünün sıradan vatandaşlar, kendi haklarını almaya çalışan masum vatandaşlar olduğunu düşünüyoruz açıklaması biraz rahatsızlık yaratmıştı. Çünkü Türkiye'de de farklı açıklamalar da duyuyorduk aynı sırada. Acaba Washington'un bütün bu kaygılıyız, polis şiddeti haberlerinden kaygı duyuyoruz açıklamaları Ankara ile bir gerginlik yaratıyor mu ya da yaratabilir mi önümüzdeki günlerde? Amerikan Dışişleri Bakanlığı perspektifinden bakacak olursanız özellikle buradaki toplumun yani sorduğu sorular, merak ettiği, ne olup ne bittiğini düşündükleri zaman verilen cevap Amerikan Dışişleri Bakanlığı her zaman verdiği bir yöntem oluyor. Yani Amerikan hükümeti her zaman dünyada bir olaylar olduğu zaman veya müttefik bir ülkede olay olduğu zaman kendileri şiddetin karşısında durdukları, yani bunu tasvip etmediklerini söylemekle beraber aynı zamanda gelişmekte olan barışçıl ve taleplere dayanan, bireysel veya kitlesel taleplere dayanan istekler varsa bunların arkasında kendilerini durmakta yeterli buluyorlar. Beklediğim, yani bunun dışında fazla farklı bir şey beklemedim ben ve yani her zamanki Amerikan hükümetinden ortaya çıkan cevap. Bundan daha fazlasını yapsaydı Amerikan hükümeti, mesela protestocuların taleplerine yönelik daha çok bir açılımda bulunsaydı ki yapmaz. Bu tabii Ankara'nın tepkisini çekerdi yani büyük olasılıkla. Çünkü o zaman Türkiye'nin iç işlerine, iç hadisesine karışmakta olduğunu ifade ederdi. Ve rahatsızlık yaratırdı. Ve rahatsızlık yaratırdı, evet. Doğru. Yani altını çizdiğiniz nokta önemli. Çünkü Washington'un genellikle benzer olaylarda benzer tepkileri verdiğini ve evrensel değerlerin savunulması açısından aslında yaklaşık olarak başka ülkelere dair de aynı mesajları verdiğinin altını da çizmiş oluyoruz. Bir konu daha var tabii Türkiye'de endişe yaratan. Acaba protestolar uzayacak mı? Uzarsa gerçekten o kaygı gerçekleşecek mi? Yani bir ayrılma, bir bölünme ya da işte kardeşin kardeşe saldırması gibi bir korku, bu senaryo gerçekleşebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ben ne söylersem bu konuda spekülasyon olacak. Yani ben onun için bu tür şeyde spekülasyon yapmak istemiyorum. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Tabii yani burada soru işaretleri çıkıyor. Yani belli başlı sorular çıkıyor. Dün akşam Sayın Başbakan artık herkes evine gitmeli diye bir talepte bulundu. Protestocuların açısından baktığınız zaman buradayız, gitmiyoruz, diren gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi mevcut kanunlar çerçevesinde protestocular barışçıl yöntemlerde parklarda kalıp veya akşam işten, okuldan vesaire çıktıkları zaman sokaklarda toplanıp hala barışçıl yöntemlerle isteklerini, taleplerini sosyal medya üzerinden yürüyüş yaparak, gösteri yaparak bunları devam ettirirlerse ne olacak? Bu çok büyük bir soru tabii. Yani bu talepler nasıl karşılanacak? Bundan sonra tabii ki hükümetin şeysi ne olacak? Tepkisi ne olacak? Yani buna... Ben de tam bu noktada bunu sormak istiyordum. Aslında Başbakan Erdoğan açıklamalarında biraz... bu protestocular içerisine karışan provokatörleri ve provokasyon yapan grupları sorumlu tutuyor bütün bu olanlardan. Fakat aslında olayın asıl sorumlusu kim? Yani kim yatıştırabilir bunu? Başbakan'a nasıl bir görev düşüyor? AK Parti neler yapmalı şimdi ve bunları biraz daha yatıştırabilmek, bir orta yol bulabilmek için nasıl adımlar atabilir? Tabii yani biraz önce de değindiğimiz gibi tabii bu çok likit bir alan olduğu için şu anda, yani çok konvansiyonel bir talep, istek, hükümet cevabı çerçevesinin dışında olduğu için herkese ne görev ne pay düştüğünü kestirmek şu anda çok zor. Yani şu açıdan şu anda yapılması gerekenler bence veya spekülasyon yapacak olursak, bu tür taleplerin belli bir şekilde hazmedilmesi, belli bir şekilde algılanması, belli bir şekilde bunlara ses verilmesi, kulak verilmesi hükümete düşen görevlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ilk etapta protestocular sokağa çıktığı zaman, polis zoruyla karşılaştıkları zaman silmek yerine bu insanlar daha da yükseldi. Tabii bu istenmeyen sonuçlara yol açtı. Vefat eden insanlar oldu veya yaralanan insanlar oldu. Dolayısıyla çok sıkıntılı ve gergin bir ortam ortaya çıktı. Yani çok büyük bir, benim tabirimle, katılım darboğazına girmiş bulunuyoruz. Yani hiçbir herhangi bir parti, hükümet kanadı olsun, sivil toplum kanadı olsun, bireyler olsun, medya olsun, şu anda hareket alanlarının ne olduğunu çok iyi kestirebilmiş değiller bence. Dolayısıyla burada hükümetin yapması gereken en iyi çarelerden ve çözümlerden bir tanesi bu tür şeylere kulak verip acaba nasıl ilerleyebileceğiniz dair geniş kapsamlı bir istişare açmaları. Önemli bir nokta, çünkü aslında bir nevi bir sisin içinde ilerleniyor şu anda. Sizin de söylediğiniz, çünkü o kadar çok tarafı olan, o kadar çok talebin olduğu bir konu ki bu. Ve her taraf kendi taleplerinin karşı taraf tarafından da dinlenmesini istiyor. Yani bir diyalog çağrısı var ve onun da sınırları çok belirli olmadığı için zannediyorum bu biraz süre alacak. Tabii protestoların ne kadar süreceğini söylediğiniz gibi spekülasyon da yapamayacağımız için bilemiyoruz. Ancak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısından sonra, daha sonra yapılacak açıklama birlikte biraz daha herhalde hep birlikte fikrimiz de olacak. Bir nokta daha var, sonuna gelirken konuşmamızın, onu da hatırlatalım isterim. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, polisin sert müdahalesinden demokrasilerde yer yok eleştirisinde bulundu. Böyle bir müdahale yapılamaz dedi. Bugün aynı konferansta konuşan Başbakan Erdoğan da aslında artık Avrupa Birliği bizi bekletmesin, Türkiye oyalanacak ülke değildir mesajı verdi. Bu süreçte, Avrupa Birliği'nin üyelik sürecindeki hayli uzamış bir süreç bu. Türkiye'yi de oldukça rahatsız eden, Ankara'yı da rahatsız eden bir süreç. Bütün bu yaşananlar zedeleyebilir mi Türkiye'nin imajını gerçekten, ya da bu süreci zedeleyebilir mi? Valla Avrupa Birliği süreci dediğiniz gibi çok uzun süre gelen süreçlerden bir tanesi ve yani son 11 günü içerisindeki olaylar çerçevesinde ne ileri gider ne geri gidecek olduğunu düşünüyorum yani. Bunun daha çok yapılması lazım. Avrupa Birliği sürecinin çok daha uzun bir müzakere, bir tıkanıklık süreci, belli başlı üye ülkelerin Türkiye'nin önünde ciddi sorunlar çıkarmış olmasından kaynaklanan ciddi sorunlar var. Tabii bu aynı zamanda Türkiye açısından siyasi kapital bir sorunu. Yani şu anda en azından 2005'ten beri Avrupa Birliği'ne odaklanması açısından çok büyük bir önüne Türkiye'nin bir havuç koyulmadı. Yani dolayısıyla Türk hükümetinin bunun arkası, bu sürecin arkasına ciddi bir siyasi yatırım yapmasında en azından 2005'ten beri şu ana kadar çok ciddi bir geri getirişi olduğunu söylemek doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar geri duruldu. Yani bundan sonra bu süreç nereye gider tabii kestirmekte zorlanıyoruz. Ama bir olayın, son birkaç gündeki olayların, yani AB yolunun açıp veya tıkanacağını düşünmüyorum. Aslında çok geniş bir konu ve dediğimiz gibi önümüzdeki günlerdeki açıklamalarla yine protestocuların taleplerini ne kadar iletebildiği ve protestoların gerçekten bu alanlarda ne kadar sürdüğüyle ilgili ve Gezi Parkı'nın sonuçta yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili bir takım sonuçlar da bize daha net ipuçları veriyor olacak. Biz de bu konuları sizi de ağırlayarak, uzmanları da ağırlayarak burada konuşmaya devam ediyor olacağız. Bugün bize vakit ayırdığınız ve bu değerlendirmelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.